değerli ve sayın Layu TV izleyicileri merhaba. Bugünkü programımızda Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Gastronomi Bölümümüzün 2015-2016 güz döneminde ortaya koyduğu proje kapsamında Türkiye'den duayen şefleri, misafir şefler olarak ...layı uygulamalı mutfağımızı da kabul ediyoruz. Bu kapsamda dünyada, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta özellikle tanınan duayen şefler seçildi. Ve kendileri özellikle tüm gastronomi bölümü öğrencilerimizin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarına... ...uygulamalı dörder saatlik sunum ve bir eğitim veriyorlar... Bugünkü seminerimize, bugünkü eğitimimize Türkiye'nin ileri gelen şeflerinden Erdem Dırbalı, eğitmen şefimiz davetliydi. Kendileri 4 saatlik yorucu bir program sonrası şu anda teklifimizi ve talebimizi kırmayıp Layu TV'ye misafir oluyorlar. Kendileriyle bir söyleşi yapacağız. Öncelikle olarak huzurlarınızda kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Programımıza hoş geldiniz Sayın Erdoğan Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, bu arada Bendeniz Nazmi Buldanlıoğlu Turizm ve Otelci Yüksek Okulu e, Uzman Öğretim Görevlisi olarak bu söyleşimizde size kısaca yardımcı olmak durumunda olacağım. E, bu konuda e, izninizle e, başlamak istiyorum. Kısaca Erdem Dırbalı kimdir? Mesleğe nasıl girmiştir? Bugünlere kadar nasıl gelmiştir? Sizi bir kısaca tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ee, Erdem Dırbalı, 1978, Bolu Mengen doğumluyum. Ee, bu mesleğe aşçılığın ilkokulu olan Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi'nde başladım. Çok 7 sene Türkiye'deki tek okuldu. 96 yılında mezun oldum. Sonrasında bir 3 seneye yakın İstanbul Ceylan Intercontinental Otelinde çalıştım ve buradan ee, Londra'ya transfer oldum Intercontinental Oteline. E, yaklaşık 9 seneye yakın Londra'da yaşadım. Londra'da Hilton, Intercontinental, Marriott, Ritz, Sofitel gibi 5 yıldızlı zincir oteller grubunda Michelin yıldızlı restoranlarında görev aldım. 2007'de eee Divan Otelleri grubuna Türkiye'ye geri döndüm. 3 sene Divan Otelleri'nde çalıştım. Sonra bir Antalya'da 5000 kişilik otel olan Gold Street Oteli'nde görev aldım. Ee, sonrasında şu anda da İstanbul'da Tya Palace Oteli'nin yiyecek içecek direktörlüğünü yapıyorum. Ama bunun dışında da Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın direktörlüğünü yapıyorum. Ee, bu aşamada da oldukça projelerimiz oluyor. Yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak ve onur etmek adına. Bu arada uluslararası arenada da çok tanındığınız için, eğer yanlış bilmiyorsam, uluslararası Dünya Şefler Birliği e, yönetiminde de veya bir e, o şey evet. toplum örgütünde de üyesiniz herhalde. Jüri ediyorum. üyesiyim. Evet. Bunun yani bu doğrultuda e, 4 yılda bir yapılan, dünyada iki tane açlık olimpiyatı var. Evet. Birisi Erfurt'ta Almanya'da, bir diğeri de Lüksemburg'da oluyor e, ve bir 4 yılda bir oluyor. E, Lüksemburg, şey Erfurt'ta yapılan 120 yıldır yapılan Dünya Aşağı Olimpiyatlarında ilk Türk jüri olma ünvanına sahip oldum. E, bunun dışında tabii e, diğer başka ülkelerde de e, Türkiye sembiden yarışmalarda jüri görevini yapıyorum. E, çok güzel. Bu sizi Laüde ikinci misafir edişimiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl diğer bir değerli eğitmen e, şefimiz Eyüp Kemal Sevinç Bey'le gelip bir uygulamaya katılmış idiniz. E, o gün imkanımız olup böyle bir söyleşi programı sizle çekememiştik. bugünkü sunum ve uygulamanız konusunda tabiatıyla gün içinde hocalarımız, öğrencilerimiz konuya yatkın izlediler, gördüler, sizi iyi de dinlediler. öğrencilerimize bugünkü sizin özellikle verdiğiniz uygulamalı eğitimle ilgili izleyicilerimize de kısa bir açılım yapabilir misiniz? Tabii ki. E, öncelikle genel e, bu yaklaşık bir 21 yıldır bu mesleği yapıyorum ben. İlk okuldan sonra başladım. E, benim hazırlamış olduğum bir biyografim portfolyom vardı. Yaklaşık bir 80 sayfa orada. Ee, bu zamana kadar yapmış olduğum çalışmalar, projeler, ödüller, yani sertifikalar veya işte yolları gösteren bir e, yol haritası gibi bir şeydi. Bunları paylaştık arkadaşlarla. Sonrasında e, çıkacak olan bir kitabım var. E, bu da Türkiye'de aslında sektöre yönelik ilk bir açlık kitabı olacak. Ev hanımlarına değil üniversitelerde kaynak kitab olabilecek veya e, bu mesleği yapan arkadaşlara farklı tarzda sunumlar, tasarlamaları ve e, yarışmalara katıldıklarında yol gösterebilecek bir kitap olacak. Sözünüze kesiyorum. Bu kitapların bizim gibi gastronomi bölümü olan üniversitelerde öğrencilerimize ders kitapları dışında ek kaynak olarak tabi e, tavsiye edilmesi herhalde faydalı olacak diye düşünüyorum. Tabii ki de. Yani burada reçeteler de olacak. Hem İngilizce hem Türkçe olacak Güzel. bu kitap. ...adım adım da gösterecek. Bugün aslında şunu yaptık arkadaşlarımıza biz. yani e, Özellikle biraz Türk mutfağından da bahsettik. Yani Türk mutfağı oldukça lezzetli. Yedi bölgede bulunan e, çok zengin bir mutfak olduğunu. Ama e, lezzetin tek başına yeterli olmadığını... ...bunun güzel bir şekilde farklı tasarımlarda sunulması gerektiğini... ...ve pazarlanması gerektiğini değindik. E, bu vesileyle de e, biraz... Şimdi moleküler gastronomi dediğimiz bir mutfak var. Bununla ilgili birkaç sunumlar yaptık. Daha detaylı bilgileri sonrasında veririz. Ben hemen bir sonraki sorumda zaten konuya girecektim. Tabiatıyla biliyoruz ki her şefin kendine göre uyguladığı bir konsept, bir sistem ve özel uygulamaları var. Acaba sizin kendinize has özel yemek pişirme teknikleriniz ve yemek tür ve çeşitleriniz nelerdir? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? lütfen? Tabii ki de. Ee, şimdi dünyaya bakıldığında aslında mesela 50 best restaurant veya e, Michelin star e, ödülünü almış şefler, restoranlara bakıldığında bunların genel uyguladığı bir yöntem var. Yani artık eskisi gibi böyle Fransız, İtalyan, Çin yemeği diye bir şey kalmadı. Ee, güzel bir yemeği, lezzetli bir yemeği farklı bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde sunmak gerekiyor. Artık e, romançta olan bu. Şu, bu şefler de bunları yapıyorlar. Bu doğrultuda İskandinav mutfakları. Ee, çok başarılı İskandinav ülkeleri, Danimarka, İsveç, Norveç olsun. Aslında onlara bakıldığında onların kendi mutfaklarıdır ama az önce bahsettiğim füzyon mutfağı dediğimiz, e, belki bir tabağın içerisinde Fransızın sosuyla, İtalya'nın pişirme tekniğiyle, Çin'in sotesini veya e, bir garnitürünü kullanıyor. Ortaya lezzetli bir yemeği sunarak e, farklı bir sunum yaparaktan e, sunumlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda da ben de şunu yapmak istiyorum aslında. Benim e, yapmış olduğum yemeklerde sanatsal tasarımlar var. Evet. Bir kompozisyon var. Yemek bir şey anlatıyor. Bir bağdaşma var. Bu doğrultuda araştırmaları çok yapıyorum. Dışarıda var olan bir sanatı mutfağa entegre etmeyi e, bir kolay e, misali çalışmalar yapmaya çalışıyorum. E, bu doğrultuda işte ünlü bir ressamla yapmış olduğumuz çalışmalar oluyor, kimi zaman. E, ya da şu andaki yeni projemde sihirbazla birlikte e, bir sunum gerçekleştirmek istiyoruz. E, buna istinaden bir yeni bir projem var. Onda da e, evlilik sürpriz bir evlilik teklifi yapacağız. Ee, çok fazla detayına da girmek istemiyorum Tabii bazı ya. şeyleri yani Tabii İstanbul ya. Gastronomi Festivali'nde bir yılın Tabii. aşk 14 11-14 Şubat'ta İstanbul Gastronomi Festivali var. Doğrudur. Onunla ilgili detaylı bilgi veririm ama e, orada bir evlilik teklifi olacak. Onda da e, enteresan bir şekilde bizim fanuslarımız var. O fanusun içerisinde tüstüyle duman koyuyoruz. Dolayısıyla hiç gözükmüyor. Bu onu kaldıracak. Kaldırdığı zaman bir taş küresi var. İkiye ayrılabilen. Taş küresinin içerisinde bir oyuk var. Ee, Oyun içerisinde işte biz nitrojen sıvısını kuranaktan balonu nitrojen sıvısını attığımız zaman bir buruşma yapıyor balon. Ee, buruşuyor ve küçülüyor oluyor bu uçan balon. Onun ipin ucunda da bir kek yapacağız. Ama bu keki nitrojen sıvısında pişireceğiz. Dolayısıyla o keki yediği zaman ağzından böyle e, neredeyse 20 saniye yakın ejderha gibi dumanlar çıkıyor. Evet, e, ee, dumanlı fanusu açacak, taşı görecek, bu ne diyecek, taşı açacak. Oradan o balon kıpırdaşmaya başlayacak böyle birden havayla temasla uçmaya başlayacak yukarıya bayan. Orada işte bir not olacak işte. Ucunda da, ipin ucunda bir yüzlük de bir kek. O keki yiyecek, ısıraraktan böyle dumanlar çıkacak. O sırada bir evlilik teklifi gibi bir şey enteresan olacak. Yani biz aslında bunu yapmak istiyoruz. Farklı bir şekiller her istiyoruz. Bakıldığında da bizim sektörde değil, her sektörde böyle. Yani yeni bir telefon çıkıyor, insanlar evet. hemen yeni telefonun peşinde. Yeni bir araba çıkıyor, o yeni modellerin peşinde. İnsanlara yenilikçilikler vermek gerekiyor. Bu doğrultuda da e, Türk mutfağını yöresel yemeklerini modernize hale sokaraktan sunumlar yapmayı planladığım projelerim de mevcut. Bu noktada o zaman diyebiliyoruz ki tat tabiatıyla önemli. Fakat sunum ve çeşitli ülkelerin karakterlerinin bir kompozisyon altında müşterilere veya misafirlere bir sürpriz ve o anlık yeni bir sunum mizan seniyle masalda sunulması. Kesinlikle insanlar yani önemli. yemek yemek artık sadece karnını doyurmak değil. E, yemek yemek bir kültür haline geliyor. Yani bununla ilgili geçenlerde e, Tayvan'da, e, Tayland'da Bangkok'ta bir 58. katta bir restoranda 5 tane 3 Michelin yıldızı şef bir araya gelerekten bir yemek verdiler. Her biri bir degustasyon menüsü oluştu. Her biri birer tane yemek yaptı. Evet. Başlangıçtan emek tatlı şeklinde ve bu yemeği 27 bin dolara yani e, satıldı 55 milyar civarında ve e, 60 kişilik bir kontenjan vardı. İnsanlar evet. biz niye yoktuk orada? Yani artık e, çok böyle farklı bir e, ne diyelim e, tecrübe olma, e, tecrübe yaşama gibi bir hale aldı. E, özel çok özel restoranlarda var bunlarla ilgili. o zaman e özel bu tip hazırlanan yemeklere bildiğimiz normal eski ve tarihi eser müzayedelerinde olduğu gibi korkunç paralar sunulabiliyor, teklif edilebiliyor ve bunu müşteriler bu tatlımı alabilmek için bu paraları ödeyebiliyorlar anladığım böyle. Tabii planıyla. ki kesinlikle. Evet. Mesela şimdi Antalya'da bir Ali Ustamız var. Onlar eski antik radyoları birebir Aynısını çikolatadan yaparaktan çok ee, sunumlar gerçekleştiler ve basında medyada da çok bu ciddi yer Gördüğümü aldı. Gördüğümü tahmin etti. ediyorum birkaç yerde. Ee, evet. Yani biraz farklı düşünmek gerekiyor. Farklı şeyler sunmak gerekiyor insanlara etkilemek adına. E, biz de bununla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. E, çok güzel. E, sorularımıza evet. devam e, edelim. E, gastronomi öğrencilerimizin e, ilerideki profesyonel yaşamlarında ee, başarılı olabilmeleri için ee, sizce e, mutfağımız 3 yıllık bir mutfağımız var bu noktada gerek bölüm hocalarımıza gerek yönetimimize ışık tutmak açısından mutfağımızda sizin tespit ettiğiniz şunu şunu da ilave etseniz, şu şu bölümü de şu teknik ekipmanları da koysanız diyebileceğiniz bazı görüş önerileriniz varsa bizle paylaşabilir misiniz? Geçen sene geldiniz, bu sene geldiniz. Yani mutfağımızda biraz daha fazla sayıda öğrenci sayımız, talebimiz arttığı için bu soruyu yöneltiyorum. Bir sıkışma yaşayabilir miyiz ileriki yıllarda? Bu konudaki önerilerinizi almak istiyoruz. Mesela ilave mutfak gerekecek mi? Bildiğim kadarıyla bir ekmek ve pasta bölümümüz yok. Başka ilaveler yapılmasında ileriye dönük bir marka olma iddiasında da olan bir yönetimimiz var. Bugün Sayın Evet Mehmet Ali Egemen hocamız bizzat bahsetti konuşmalarında bildiğiniz gibi. Nedir sizce yapılması gereken? Yani şöyle... E ben konum itibariyle de e, oldukça 30'un üzerinde belki üniversitede e, workshop konferans verme imkanım evet. oldu. E, şu anda 60'ın üzerinde benim bildiğim kadarıyla e, gastronomi bölümü meslek yüksekokulu bölümleri var açlıkla evet. alakalı. Ordu'da rağbet 2 yıllık ve, rağbet, iki ve, dört evet, yıllık 2 ve yıllık. 4 yıllık evet. olarak Ordu'da rağbet gören bir sektör. Yani eskiden bir ara bir e, bilgisayar mühendisliği patlaması vardı. Şu evet. anda aşçılık öyle oldu. Evet. Bir de enteresan tarafı okulun dışında üniversitenin dışında da e, özel okullar da var. Doğrudur. Şimdi şunu şundan, Ağırlıklı şundan olarak İstanbul'da olmak istiyorum. üzere değil mi? Mutfağımız evet İstanbul'da olmak üzere Mutfak e, yani buradaki mutfaktan daha yetersiz olanlar da var. Buranın çok üstünde olanlar da var. Özellikle e, yeni yapılanmada olan e, üniversitedeki okul mutfakları biraz daha yenilikle beraber daha geniş, daha ferah, daha böyle e, alternatifli oluyor. Bu yani otelde bile mesela eski otellerdeki mutfaklarla peki, yeni yapılan doğru. otellerde. Bence burada da bir bir gelişmenin, bir büyümenin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani e, bana göre küçük bir mutfak, ekipmanla standart bir ekipman yani öyle e, çok böyle donanımlı değil, e, Ahtapot misali gibi olması gerekiyor. Yani mutfakların e, böyle elinle uzandığında her şeyi alabileceğin küçük bir ortamda böyle çalışabilecek bir sistemin kurulması gerekiyor. E, şimdi e, bununla şimdi alakalı da ben isim vermeyeyim. bir tane üniversitede belki e, bir mutfak çalışmasında benden e, destek bekliyorlar. Anlıyorum. Orada da moleküler gastronomi ve e, food presentation dediğimiz evet. e, sunumların yapılacağı, belki bir ders açacaklar. Onlar da burası gibi e, Türkiye'de gastronomi denince e, anılan e, ön plana, açık, ön plana çıkan gibi. okullardan biri olmak istiyor. Tabii ki bunlarla ilgili de yani bir bütçenin ayrılması ve farklı tasarımların olması gerekiyor. Ve orada biz bir kimya mutfağı gibi bir şey yapacağız. Yani normal mutfağa geçti kimya mutfağı ama sizin mutfağınıza bakıldığında sizin pastane bölümü yani ayrı bir pastane bölümü yok. Evet. Orada ee, ve öğrencilerin daha fazla yani öğrencinin çalışabileceği bir ortamın olması gerektiğini, biraz daha büyümenin ve ekipmanların olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, öyle bir döneme geldik ki artık yani bu sunumlarda diyoruz veya işte yapılan işlerde. O kadar böyle güzel aletler, ekipmanlar var. Evet. E, açıyorsunuz mesela şöyle kolundan çevirerekten size kağıt gibi, A4 kağıdı gibi sebzeyi çıkartıyor. Evet. Yani alet yapar usta övünür kısmında aletsel anlamda e, yeni farklı sunumlarda aletler gerekiyor. E, onun dışında tabii ki sunum kapları da çok önemli. E, o sunum kapları çok şık, çok güzel renkli böyle. Siz üzerine koyduğunuzda bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bunlarla destekleyici bir şekilde bence e, mutfağa bir destek verebilir diye düşünüyorum yani. E, bu projedeki amacımız e, siz ve diğer e, ziyarete gelecek e, misafir edeceğimiz şeflerden tabiatıyla bu konuda e, olumlu görüş ve önerilerinizi isteyen birer rapor alıp yönetimimize ya Tabii ki dediğim, daha herhalde, az, evet. Yani daha az donanımlı olan mutfaklar da gördük Var. tabii ki. Ama hedef Neresi? Nereyi evet, istiyorsanız. Evet. Hedefte eğer ki en iyisi olmak istiyoruz, İsmim yani denildiğinde, gastronomi denildiğinde, lefke Avrupa Üniversitesi ilk akla gelen isimlerden olsun deniliyorsa, evet. oradaki eksiklerin bence tamamlanması gerekiyor. Şıkır şıkır bir mutfakta böyle donanımlı bir şekilde olması tabii ki hedeflerinize yardımcı olacak diye düşünüyorum ben. Bu konuda mutabık olduğumuzu düşünüyorum hocalarımız da. E, tabiatıyla bu görüşteler. Ama özellikle sizin gibi değerli profesyonel şeflerin görüşlerini e, almamız açısından ve tavsiye önerilerde bu bizim ileriye dönük hedef ve vizyon ve misyonumuzu belirleyecek noktalar olacak. E, bu konudaki açılımız için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer sorum. E, 4 yıllık e, lisans ve 2 yıllık bu sene açılan e, Türkçe Aşçılık Ön Lisans programlarımız var. E, bu her iki programa e, katılan ve ilgi duyan öğrencilerimizin e, uzun vadede e, yine profesyonel yaşamlarında başarılı olabilmek için herhalde e, uluslararası ve ulusal bazı arenalara yarışmalara çıkmaları gerekliliği var. Bu konuda e, özellikle Türkiye içinde kısaca e, benim de bildiğim kadarıyla ama siz daha iyi açılım vereceksiniz. Her yıl yapılan 2-3 tane ulusal ve uluslararası yarışmaları bir dile getirebilirsek öğrencilerimize en azından katkı olması bakımından e, bu tip yarışmalar nerede ner nasıl yapılıyor? Ne önerirsiniz öğrencilerimizin katılımlarına? Şimdi açısından? şöyle, Dünya Aşçılar Birliği dediğimiz First Chef Association denilen bir e, federasyon var. Ve buna bağlı, yüze e yakın e, her ülkenin bağlı bulunduğu bir federasyon bulunuyor. E, benim de e, bağlı olduğum Taş ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu e, Milli Takımın evet. rektörlüğünü yapıyorum ben. E, yarışmalar şu şekilde, yarışmalar, uluslararası yarışmalar, Kıtırlar arası yarışmalar ve global dediğimiz Olimpiyat tarzında yarışmalar olaraktan ayrılıyor. Ee, İstanbul, yani Türkiye'de uluslararası yarışma olaraktan İstanbul Gastronomi Festivali e, 14'sü düzenlenecek bu sene e, bir tek o var e, ve oldukça ciddi bir yarışma. 25 tane yabancı jüri, 40 tane de Türkiye'den seçkin jüri oluyor. Ben buradaki ee, yarışmanın salon başkanlığını yapıyorum. Yarışmanın düzgün bir şekilde ilerlemesiyle ilgili. Bu sene de her sene biraz üzerine bir şeyler koyaraktan iyileştirmeye çalışıyoruz. Farklı kategoriler ekledik bu sene. Ee, ve e, farklı işte workshoplar ekledik. Oraya gelen arkadaşlarımız mesela 15 tane seçtiğimiz e, özel şeflerimizden e, kura çekerekten 10 tane oradaki öğrenci arkadaşlarımız Ücret olmadan 3 saatlik bir eğitimlere tabi geçecekler güzel, yani. Şimdi yarışmalar ben herkesin katılmasını özellikle öğrencilerinin e, istiyorum. Neden? Çünkü e, yarışmada asıl aslında ödül almak önemli olan ödül almak değil. Ama yarışma için hazırlanmaya başlıyorsunuz. Yarışma için evet. araştırmaya başlıyorsunuz. Ne yapacağım, ne içermiyorsunuz. Yarışma için bir şeyler yapmaya, pratik yapmaya başlıyorsunuz. Sonra e, kim ne yapmış, nerede bunları, kuralları okuyorsunuz ediyorsunuz nasıl düzgün bir tabak olması gerektiği bunu görüyorsunuz sonra yarışma alanına gidiyorsunuz. Diğer insanlar ne yapmış, diğer şefler ne yapmış bunları görüyorsunuz. Bu arenada 2000 İstanbul Gastronomi Festivalinde 2500 tane aşçı yarışıyor. Evet. Çok büyük ve Türkiye'nin ünlü şefleri orada oluyor. Onlarla ...konuşabilme imkanı bulabiliyorsunuz. Diyalog Sesleri kurabilme imkanı, imkanı tabii. Belki doğru. tecrübelerinden yararlanabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz, ilişki kurabiliyorsunuz ...ya da e, geleceğe dair belki e, staj sözleri veya çalışma imkanları bulabiliyorsunuz. Doğru. E, doğru. Ya da yeni trendde neler oluyor? Dünyadan bu 25 ülkeden katılan yarışmacılar oluyor buraya. Evet. Onlar nerede? Siz neredesiniz? Hatalarınız, eksikleriniz nerede? E, buna benzer e, kendinizi ve diğerlerini... Ee, tartan ve görüşmeniz yani görüşleriniz oluyor burada. Tecrübe ediniyorsunuz diye. Ödül de kazanırsanız bunda, bunun mükafatı oluyor ve sizi hırslandırıyor. Daha iyisine, daha iyisine diye. Ee, mutlaka ben yarışmaya genç arkadaşların katılmasını istiyorum. Yani. Ee, tabii bu uluslararası e, İstanbul'daki yarışmanın dışında Ulusal bazda e, bazı üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının katıldığı yanılmıyorsam Antalya'da ve Alanya'da da iki ayrı yarışma yani birkaç e, u yarışmaya bölünmüş öğrencilerinden gastronomi geçtiğimiz yıllarda katılanlar oldu. E, yanılmıyorsam e, bir altın kepçe ve altın kep yarışmaları da var yani dahilde. Evet. Birçok üniversite ve meslek yüksek okulları katılıyor. 3 e, sene önce ilk... E, altın kepe katılımla başlamıştı üniversitemiz. Üç yıl oldu ve 13 üniversite arasında yani eğitimli herhalde bir iyi grup arkadaş gönderdik. İkinci gelebildiler. Tabi bunlar bu tip deneyimler, bu tip yarışmalarda dediğiniz gibi öğrencilere profesyonel yaşamla birebir irtibat kurmalarını dediğiniz gibi bizim açımızdan çok önemli stajlarını planlayabilmelerini ve profesyonel yaşamda yeni iş yerleri kendilerine e, sağlamalarını temin ediyor. Yarışmalara katılmasalar bile herhalde onu öğreneceksiniz. En azından bu tip yarışmalara ve bu tip organizasyonlara izleyici olarak bile gitmek bilmiyorum enteresan olur mu kendileri için eğer yarışmaya giremiyorlarsa Ta, tabii ki. De. Yani de. yarışmaya girmeseler de o atmosferi koklamaları gerekiyor ya da bir sonuna da teşvik edebilir yani yarışmaya katımları. Ben bu vesileyle aslında biraz da Türkiye aşlı milli takımından ve neler yaptığımızdan bahsediyorum. Şimdi istedim. sorum Önemli. oydu, hemen yöneltiyorum. Yani tamam. diyeceğim yani çünkü ki? çünkü tabii... yarışmaya bağdaşmış evet, evet. olaraktan. Şimdi evet. bizim genç milli takımımız da var. Evet. Ee, genç milli takımımızda bulunan arkadaşlarımız da var. Ee, bir de A milli büyüklerin bulunuğu takım var. Ee, biz şimdi bunlarla ilgili seçmeler yapıyoruz. Seçmelerde de ilk etapta baktığımız, almış olduğu ödüller. Ama bu ödüllerde daha çok İstanbul'daki uluslararası yarışma olduğu için en fazla İstanbul gastronomi evet. baz alıyoruz. Evet. Çünkü İstanbul Gastronomi'de e, yani 25 ülkeden seçilmiş özel jüriler giriyor. Türk jüriyle birlikte. Çok güzel. Ve bizim orada yaptığımız diğerlerinden 10 puan farkı dediğimiz bir e, kural var. Yani siz jürüdesiniz, ben jürüdeyim. Dereceleme e, e, ben puan verirken evet. ben mesela ee, 60 verirken siz 90 puan veremiyorsunuz Anladım. en fazla 10 puan bir fark olması gerekiyor öyle bir durumda her grupla mesela yarışmaya gruplar oluyor Aa, işte renklendiriyoruz ona sarı kırmızı mavi diye ee, mesela sarı grubunda 5 tane jüri oluyor 2 yabancı 3 Türk olarak sonra onların da bir başında birisi oluyor işte topluyor sonrasında sen nasıl 90 verdin buna biz bunu vermişken açıklama yapmanız gerekiyor. Notlar almanız gerekiyor. Geri dönüşümler yapabilmeniz adına. Hı. Dolayısıyla burada da ister istemez otomatikmen o hak yenmesi kısmı veya aynı fikirde bakış açısında olması gibi bir durum olabiliyor. Ee, bizim milli takım gençlerde de mesela özellikle bir soru geliyor. Ee, ne gerekiyor? Nasıl girebiliriz gibi ee, Onu da açıklamak istiyorum burada. Buyurun. Ee, yani şimdi milli takıma girebilmek o kadar kolay olmuyor maalesef. Şurası. Çünkü girirse bir sefer özelliği de olmuyor. Yani Burada İlk bir saptama top, top. yapabilir miyim özellikle? Tabii bu milli takımlara girmek durumunda olan özellikle eğitim alan öğrencileri göz önüne alırsak e, benim kendi şahsımda ve onlar adına bir kısa soru araya yerleştirebilsek özellikle İngilizce ve yabancı lisanda değil mi İngilizce iyi bir seviyeye veya ortanın üstünde bir seviyede olmaları gerekliliği bu tip yarışmalarda öne çıkıyor mu? Yani lisan İngilizce İngilizcenin önemi zaten ben gittiğim her konferansta genç arkadaşlarımıza İngilizcenin önemi çok fazla. Sadece hmm. yarışma e, bazında değil. E, ileride yükselmeleri, tıkanmamaları, araştırma evet. yapmaları, ufuklarının gelişmeleri, yurt dışına çıktıklarında rahatça bir şekilde iletişim kurmaları. Yani İngilizcenin e, açıkçası saymakla bitmez neredeyse. En basitinden bir örnek vermek istiyorum ben. Çok e, ni, e, bu işte Arsenal futbol takımının işte e, şeyi başındaki yönetimci Bodrum'a gelip 6 ay bir tatil yapacaktı. E, o dönem içerisinde ben de yatında çalışacak bir aşçı istediler. E, o pozisyonu yapabilecek bizim mutfakta su şefi dediğimiz yani su zaten Fransızca yardımcı demek. Evet. Burada da zaten bir şey oluyor. Su şefi değil suyun başına bakan bakıyor falan gibilerinden diyor. Su Fransızca yardımcı demek. Yardımcı şef yani e, tarzındaki evet. pozisyon orayı doldurabilecek kapasitede. Bununla ilgili belki benim yönlendirebileceğim 30 tane kişi olabilir ama çok iyi derece İngilizce bilmesi gerekiyor denildiğinde belirli bir kişi sayısı. Bu sayı değil. yani 3'e 5'e dönüyor. Tabii. Ve öyle bir şey ki normal şartlarda mesela su şefi dediğimiz pozisyonda kişi belki 4.000-4.500 lira civarında bir para alırken İngilizce bir takdirde oradaki pozisyonda 24.000 lira civarında bir para almış. 3 mesleği yani. gibi bir farka evet. ulaşıyor gördüğüm kadarıyla. Yani e, İngilizce'ye gerçekten anlatmak da bitmez. Yani araştırma yaptığınızda bu işteki en büyük, kendinizi geliştirmedeki en büyük e, etkenlerden bir tanesi araştırma yapmanız gerekiyor. E, ve bu yaptığınız teorik araştırmaları pratiğe dökmek gerekiyor. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Kaynak olaraktan bakıldığında İngilizce olaraktan atıyorum bir YouTube'da veya Google'da bir araştırma yaptığınız zaman bin tane kaynak bulurken Türkçe yazdığınızda belki 3-4 tane kaynak anca bulabiliyorsunuz. Anlıyorum. Yani. Bu arada biraz önceki konumuza dönelim. Tabiatıyla siz milli takımlar direktörüsünüz. E, milli takımlar e, direktör olarak milli takımımız e, uluslararası birçok yarışmaya katılıyor. En azından bir kısa özet e, nelerde başarılıyız, hangi tip yemeklerle, hangi dereceler alıyoruz, e, nedir dünya gastronomi literatürü içindeki Türkiye milli takımının yeri e, tanımı ve e, yer ettiği e, isim bazında e, nedir yerimiz bunu bir kısaca paylaşır Tabii, mısınız e, yaklaşık 3 senedir e, ben bu görevin başındayım e, milli takım olaraktan şimdi şöyle bir yanılgı var aslında yani bunu aslında ben bir kendi fikrimce söylemek istiyorum e, daha öncesinde yapında da işte Türk yemeklerini yaparaktan Türk yemekleriyle işte e, Ön plana çıkıp işte Türk yemekleriyle ödül alalım falan deniliyor. Ama az önce bahsettiğim bir konu vardı. Önemli olan lezzetli yemek yapmak evet. ve farklı bir şekilde sunabilmek. Evet. Artık çok o kadar dünya mutfakları e, olaraktan bakılmıyor olaya. Jüriler de bu şekilde bakmıyor. Anladım. Yani e, jüri önemli onu da lezzetli bir yapabiliyorsanız tabii ki Türk yemeğini lezzetli yapıp bu şekilde sunabiliyorsanız o zaman Süper. o da şey. Ama sadece Türk yemekli odaklı gitmek gerekmiyor orada. Tamam. E, bizim Şimdi e, en son iki sefer ben bir yarışmaya çıkartma şansım oldu. Milli takımı, e, A milli takımını. E, geçen sene iki yılda bir yapılan Ronda Otelimpiya yarışmasına gittik. Ve Otelimpiya yarışmasında e, bu zamana kadar alınmış, 96'dan bu yana gidiyor, en yüksek e, ödül alma şansımız oldu. E, ana giriş kapısında yarışmanın iki tane dekoratif e, ürününü, en iyi ürününü sergiliyorlar giriş kapısına onur etmek için. Çok güzel. Türkiye'nin daha öncesinde yokken iki tanesi de Türkiye'nin de bu geçen sene. Çok güzel. Ayrıyeten e, altın madalyanın üzerinde de klasman birinciliği dediğimiz ve en tepede üst mertebede olan jüri özel ödülü var. E, biz e, üç tane klasman birinciliği, bir tane jüri özel ödülü, on bir tane altın madalya, iki gümüş ve dört bronz gibi bir ödül aldık. E, oldukça yüksek bir yani ödüldü bu. Oradaki insanlara bak bu Türkler ne oldu nasıl böyle gümbür gümbür geliyor e, o hissiyeti verebildik. Benim de açıkçası şu andaki e, hedeflerimden bir tanesi de yurt dışında Türkler bu işi yapıyorlar. Sizden hatta daha iyi yapıyorlar. Bu imajı vermek. Tabii bunu da e, alınan ödüllerle sergileyebilmek. Tabii, bu evet. doğrultuda e, 100 yıldır yani 120 yıldır yapılan yine olimpiyatlara katıldık. Lüksemburg olimpiyatlarında da. 75 ülke katılmıştı. Orada da yine daha öncelerinde birkaç bronz madalyayla belki dönebiliyorduk. Orada da 5 altın eee 9 gümüş ve 11 bronz olaraktan 25 tane olimpiyatlarda madalya alma şansımız oldu. Bu da olimpiyatlarda şu zamana kadar alınmış Türk mutfağı adına e, en büyük e, ödüldü. Burada bizim sadece yemek olmuyor. Yemeğin dışında şeker hamurundan olsun, çikolatadan olsun, sanatsal ürünlerimiz de oluyor, evet. yemeklerimiz de oluyor. Bunlarla e, bu doğrultuda atıyorum Londra'da bir 9 kişilik, e, Lüksemburg'da 12 kişilik galiba. E, Ekiple gidiyoruz. Yine bu İstanbul Gastronomi sonunda Şubat ayının sonunda 29 Şubat'ta ee, bu sene 4 işte 4'de bir olan 29 Şubat'ta Londra'da Otelimpiya yarışmasına bir ekiple birlikte gidip orada güzel dereceler almak istiyoruz. Çok güzel. E, bugünkü yoğun çalışmanızdan sonra sizi daha fazla ben yormak istemiyorum. Son olarak e, Live TV'yi bizleri izleyen e, i̇zleyicilere e, tabii halkımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize ve konuyla yakından ilgili veya uzaktan ilgisi olanlara e, bir gastromi e, ve mutfak sanatları uzmanı olarak bu meslekle ilgili ileriye dönük e, ne mesaj verebilirsiniz? Bunu bizlerle paylaşırsanız. Bu açıklamadan sonra programı kapatmak istiyorum izninizle. Tabii ki de. Ben özellikle burada bu bölümü okuyan e, genç arkadaşlarımıza e, şunu önermek istiyorum. E, kendilerine bir hadi e, kariyer e, haritası çizmesi gerekiyor. E, ve bunda gerçekçi olmaları gerekiyor. E, ve çok uzun süreçli değil. Atıyorum 3 yıl sonra, 5 yıl sonra şurada olmak istiyorum gibi. Bununla ilgili neler yapmam gerekiyor gibi bir yol çizmesi gerekiyor. En iyisi olmak istiyorsanız en iyilerle çalışmanız gerekiyor. Tabii en iyilerle çalışmayı herkes istiyor ama bunun bir bedeli var. En iyilerle çalıştığınızda çok fazla hata yapamazsınız. Çok e, yani yoğun çalışmanız gerekebilir. Fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. E, bununla ilgili de tabii ki öğrenci okuldan mezun olduktan sonra çok fazla büyük bir tecrübesi yok. Bu iyi yerlere girebilme e, durumu da, lüksü de o kadar, yani çok şansı da yok. Bunlarda insanlar bazen bazı fedakarlıklar yaparaktan şansları attırmaları gerekiyor. Ne olabilir bu? Ben bunu her zaman söylüyorum. İyi bir yer, önce şunu yapmaya gerekiyor. Bizim meslekte, bizim sektördeki en iyi şefler, en iyi oteller, en iyi restoranlar hangileri? Önce bunu bir e, filtreden geçirmeleri gerekiyor. Sonrasında bu araştırmaları yaptıktan sonra bu insanlar nasıl olmuş da bu kadar başarılı olmuşlar? Neler yapmışlar? Bunların hayat hikayelerini incelemeleri gerekiyor. E, ve kendilerine bir hedefleri koyması gerekiyor. Eğer ki bundan da çalışmak istiyorsa da şöyle yaparsa hadi ben gidiyorum atıyorum e, yani Türkiye'nin bir numaralı otelinde çalışacağım Çırağan'da. E, belki ilk etapta sizi alamayabilir ama siz şöyle bir öneriyle giderseniz eğer ben sizinle çalışmak istiyorum kendi sigortamı kendim yapacağım Sizden para da istemiyorum. Tek amacı bu mesleği öğrenebilmek. Sizin gibi e, kaliteli yerlerde, sizin gibi duayen şeflerle birlikte e, vizyonumu arttırmak, ettirmek. E, bununla ilgili gerekli fedakarlıkları yapmaya hazırım. Ücret talebimde yok dediğinizde sizin o %20'lik olan şansınız belki %80'e çıkıyor yani. Evet. Buna bağlı son cümlenizi şöyle bağlamanızı rica edeceğim. Gastronomi eğitimi almak için e, ailelerin kızlarını veya oğullarını lise eğitimi sonrasında bu mesleğe özendirmeleri için neler e, tavsiye ediyorsunuz? Yani bu, bir, bu mesajımız da son özellikle Kıbrıs'taki velilere olsun. Yani meslek yüksek liseleri veya e, normal lise mezunlarının gastronomi eğitimi almaları konusunda anne babalara ne Mesaj Tabii şöyle bir şey aslında bu yapılmadı yapılabilir çok da hoş olur diye düşünüyorum. Bunu da ilk siz yaparsanız belki çok güzel olur. Ee, ünlü isim yapmış başarılı dört tane çok dörtten fazla olduğunda da kimi zaman çünkü sıra gelmiyor falan evet. dört tane şefi davet edip bir konferans salonunda büyük bir konferans salonunda mümkünse velilerini de davet ederekten. Evet. Çünkü bizler onlar için bir rol modeliz. Yani. Doğrudur. E, çalışanlar için. Aşçılığın onlara, kimi aile için yani aşçı olacaksın da ne olmuş? Aşçılığı meslekten görmeyip tarzında bakanlar şimdi eskiden daha fazlaydı ama şimdi biraz daha popüler oldu televizyonlarda işte çıkıyor ediyor. Ama bu düşüncede olan aile yapılarına veya bir başarılı olmuş kişilerin orada anlattıklarında bu mesleğin ne kadar geniş olduğunu, bu meslekte neler yapılabileceğini, yani ülkeyi temsil edebileceklerini, evet. e, çok güzel kazançlar kazanabileceklerini, bir sanat olduğunu e, ve bir farklılık bir yani ben Antalya'da 5 bin kişi bir otele bakıyordum, daha sonra iki otel daha açtım, 250 tane kadro vardı benim altında evet. çalışan. Yani iyi bir yani yöneticilik vasfının da olduğunu ettiğini, e, ne kadar daha büyük geniş olduğunu gösterebilmek gerekiyor ki. E, bu bölümü okuyan e, arkadaşların ailelerini, onlar da e, daha fazla o e, arkadaşlarımızı desteklesinler. Arkasında durabilsinler. Yani. Erdem Şef son soru. E, gastronomi iyi bir eğitim alan öğrencimiz, öğrencilerimizin, kız erkek fark olmaksızın, önümüzdeki yakın gelecekte herhangi bir iş bulamama riski var mıdır, yok mudur? Ben kendi yönümden akademisyen olarak çok yakalanmış, ileriye dönük büyük bir trend bir meslek olduğu düşüncesiyle bir profesyonel kişi olarak da bu son e, sorunun kısaca cevabını sizden istiyorum. Ne tavsiye ediyorsunuz? Gençlerimiz gastronomi eğitimi aldıklarında başarılıysalar, vizyonları ve hedeflerine doğru yürüyorlarsa şansları nedir meslekte? Şimdi bizim mesleğimiz bana göre dünyanın üç sektöründen bir tanesi. Biri sağlık, biri eğitim, biri evet. de gıda. Evet. Dolayısıyla iş imkanı herkes insanlar yemek yemek zorundalar ve güzel kaliteli yapıyorsa seçme şanslı oluyor. Şöyle bir güzel yan daha var. E, açlık bir biz yani sanattır diyoruz. Sanat icra, yenilebilen bir sanat icra ediyoruz biz. Dolayısıyla e, işin boyutuna bu girince de için içine aşkla sevgi de giriyor. Yani severek yaptığı zaman insanlar hobisini gerçekleştiriyormuş gibi oluyor. Evet. Dolayısıyla boş zamanlarında da bu meslekle ilgili alakalı araştırmalar yapıyorlar. Boş zamanını hobisini gerçekleştirmiş gibi değerlendiriyorlar. Ee, şunu da ben özellikle belirtmek istiyorum. Ee, gittiğim üniversitelerde e, baktığımda %50 kim yerde %70 neredeyse bir bayan e, öğrencilerin katılımı var. ilgisi var. Bu çok güzel bir şey. Biz e, zamanında çok fazla bayan şeflerle çalışamadık mutfaklarda. Bunun bize çok güzel artıralı dönüşleri çok oluyor. Güzel. Ne gibi? Yani en basitinden şu kadarcık küçük bir yerde bayanlar belki 20 çeşit yemek çıkartabiliyorlar ve sadece 3 tane tencere kullanaraktan. Çok Çünkü enteresan. doğasında var. Doğrudur. Yani temiz, tertipli, düzenli daha sabırlı daha böyle ince işler yapabiliyorlar. Evet. Bizim bunlara da ihtiyacımız var mutfakta ama erkeğin erken yapısında biraz daha dağınık. Kocaman yerde böyle belki şu kadar yemekte evde biz mesela yemek yapamayız. Ben yapamıyorum mesela evet. olmuyor. Farklı bir. Ve ayrıca bayanların mutfağa girmesiyle birlikte e, yani mutfakta olan argolar daha azaldı. bu Bağırışmalar, çağrışmalar ne bileyim biraz daha çeki düzen vermeye başladı insanlar kendilerini. E, buna benzer ee, pozitif yanları da döndü. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi bizim mesleğimiz biraz sert mizahlı. Ee, güç gerektirebiliyor kimi zaman fiziksel güç veya işte ağır evet. saatler, uzun saatler falan. Bu doğrultuda da e, bayanlar biraz daha isyankar da olabiliyor. E, ama sevmek bunların hepsini e, çözebiliyor. Doğru seçimler, doğru bölümleri tercih etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben orada da. E, ama yani iş imkanı açısından e, bence var. Yani iş her yerde bulunabilir. Çok geniş bir sektör. Bizim gençlerdeki en büyük şu andaki zafiyet kısmı sabır. Sabır. Yani birden üst noktalara en üst Ya evet ya da işte birkaç şimdi e, başarı sabır gerekiyor. Evet. İstiklal gerekiyor, azim gerekiyor. Şimdi çok iyi yerlerde çalışmanız gerekiyor diyoruz yani iyi yerlerde çalışmanız. Ama iyi yerler gerçekten zor oluyor yani. Doğru. Yani örnek veriyorum Antalya'ya gidiyor bunlar bu insanlar stajlar işte için. Çok güzel bir yer, iyi bir şefte öyle bir şans bulmuşlar. Ama gidiyor mesela diyor ki e, yönetim arkadaşlar lojmanımız burası. İşte e, beş kişi kalacaksınız bir odada. Hemen biz diyor beş kişi kalamayız odada diyor olmaz diyor. Bir gitti hemen oradan hedefinden evet. Zorlukla kaçıyor. Sonra diyor ki işte önümüzdeki 3 hafta boyunca çok yoğunuz arkadaşlar. 8 saatlerde 12 saat çalışacağız. Evet. Ben diyor 12 saat çalışmam diyor bir kısım mesela yani. Doğru. Ben stajyerim diyor. Ya da biz olduk daha çıkıyor işte. Şefi bağırıyor. Bana babam bağırmıyor diyor. Nasıl bağırabilir diyor. Olur mu öyle şey diyor. Ya bir tanesi işte öbür tarafta işte bana şu pozisyonu veriyorlar da daha fazla para veriyorlar. Öbür ki diyor ki işte ben annemi özledim, ailemi özledim buna, buna benzer zorluklarda istikrarlı bir şekilde azimli bir şekilde giden arkadaşlar hedeflerine daha kısa zaman içerisinde e, ulaşabiliyorlar. E, benim en son şu olacak şeyim araştırsınlar gerçekten evet. yani araştıraraktan en iyileri bulsunlar en iyilerin yanında çalışmaya çalışsınlar yani denesinler yapsınlar. Evet. E, bu şekilde ilerlerlerse, hedeflerini yüksek tutarlarsa, e, daha başarılı yerlere gelir arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. E, sizi yorduk. E, tahmin ediyorum e, sayın izleyicilerle e, bu çerçevede yapmış olduğumuz söyleşinizin e, çok verimli ve güzel mesajlar içerdiğini. Ee, ve kendilerinin bu konuda bizi izleyecek olanların e, bu çerçevede çok detaylı e, ileriye yönelik özellikle e, lisede kızı ve oğlu olanların e, bu mesleğe yönelmeleri konusunda bu programımızı izledikten sonra çok daha fazla e, bu konuda bir gayret göstereceklerine inanıyorum. Programımıza katıldığınız için, zahmetleriniz için bugünkü... E, Uzun ve güzel sunumunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kıbrıs'ta olmak çok güzeldi. Ee, ben e, ümit ediyorum ve istiyorum da e, burada da tekrardan inşallah e, böyle projeler vesile olacak ve geleceğiz. E, çok güzel havası var. Çok sıcak insanları var. E, yardımsever. Her e, zaman aramızda sizi görmeyi isteriz. Sizin gibi duayenleri. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sayın seyirciler, e, bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler.